Merhaba sevgili Geek Theory takipçileri. Buz ve Ateş'in şarkısı serisinde bulunan inanılmaz sembolizmler üzerinden olayları çözdüğümüz serimizin 13. partına hoş geldiniz. Bu videoda şu buz ayı gece kraliçesi figürünün çocuklarının sembolizmine bakacağız. İlk 12 parti izlemeyenleri sağ üstten alalım ve sembolizme dalalım. Geçen partta serimizdeki ay çeşitlerine baktık. Büyük Turn'in başından beri iki ay olduğunu söylüyordum ve sonunda şu ayların özelliklerine girdik. Bu aylardan birinin ateş ayı olduğunu söyledim ki patlayan ay buydu. Diğeri de buz ayıydı. Aynı şekilde serimizde üzerinden ay sembolizmi yapılan karakterlerin bazılarının buz ayını, bazılarında ateş ayını temsil ettiğini konuştuk. Söylediğim gibi astronomik düzlemde ne oluyorsa yeryüzünde de bunun yansıması bulunuyor. Önceki videolarda hep Ateş Ayı'nın çocukları veya onun dönüştüğü şey üzerinden olaylara baktık. Örneğin Melisandre ve Daenerys Ateş Ayı'nı temsil eden karakterler olarak çocuk doğurdular. Bu çocuklar kan taşı imparatorunun taptığı siyah meteorları temsil ediyordu. Serimiz boyunca Ateş Ayı patladığında ortaya çıkan meteorları birçok şeyle ilişkilendirdik. Daenerys'in çocukları olan ejderhalar ve Melisandre'nin doğurduğu gölge bebekler bunlardan ikisi. Aynı zamanda bu meteorları kılıç, kan, ejderha, yıldırım ve daha birçok motifle ilişkilendirebildiğimizi gördünüz. Özellikle ilk videoda kılıç, ejderha ve meteor arasındaki bağlantıyı yaptığımız yeri tekrar izlemenizi tavsiye ediyorum çünkü bu videoda bunu buz ayıyla tekrar yapacağız. Çok kısa tekrar edecek olursam ışık getiren meteorumuzu bir ejderha gibi gören Daenerys, Daenerys'in ejderhalarını dünyanın üstünde asılı duran birer alevli kılıç olarak tarif eden Zaro ve ışık getiren meteorumuza bakarken babasının kılıcı buzu düşünen Arya bu motifler arasındaki bağlantıyı açıklıyor. Bu işin üreme açısı da vardı hatırlarsanız. Büyük teori ikinci partta da buna değinmiştim. Ejderhaların kanatlı gölgeler olması, en büyük ve en hırçın ejderhaların hep siyahla ilişkilendirilmesi falan, patlayıp kararan ateş ayının sembolik çocuğu olan ejderhaların neden böyle sembolize edildiğini gösteriyor. Şimdi geçen videoda buz ayı figürü olan Gece Kraliçesi ve karanlık güneş figürü olan Night King'in çocuklarının ak gezenler olduğunu söyledim. O zaman ak gezenler de buz ayından gelen meteorları sembolize ediyor olmalı, öyle değil mi? Soğuk meteorlar. Keşke eserimizde onları meteorlarla ilişkilendirebileceğimiz pasajlar olsaydı. Tanrıların gözleri ne renk diye sordu kıza. Mavi, yıldızlar kadar mavi ve soğuk. Üstad Cresson'ın ejderha kayasında binlerce yıldız yere inmiş gibiydi dedikten sonra gökyüzündeki kuyruklu yıldıza baktığı pasajı hatırladınız mı? Daha birçoğu da vardı ve bunlar meteorların düşen yıldızlar gibi sembolize edildiğini gösteriyordu. Ancak onlar kırmızı ve siyahla ilişkilendirilen meteorlardı. Burada ötekilerin gözlerinin yıldızlar kadar mavi ve soğuk olduğunu görüyoruz. Buz ayının sembolik çocukları olan buz meteorlarını temsil eden bu ak gezenler tabii ki de soğuk ve mavi meteorlar olacaktı. Ötekilerin uzun gecede saldırdığını da biliyoruz. Onlarcasının o karanlıkta bir tepeden size doğru koştuğunu düşünün. Bir tek o parlak mavi gözlerini göreceksiniz. Baya baya mavi yıldızların yeryüzüne düşüşü gibi öyle değil mi? Sembolizm bize iki çeşit aydan iki çeşit ay çocuğu sunuyor. Melisandre'nin siyah gölge bebekleriyle gece kraliçesinin beyaz gölge çocukları gibi. Ateş ejderhalarıyla buz ejderhaları gibi. Çünkü ateş ayından gelen meteorlar normalde ejderha gibi sembolize ediliyorsa, buz ayından gelenler de buz ejderhası olarak sembolize edilir. Zaten takipçilerin Buz ve Ateş'in şarkısındaki buz ve ateşi birçok kez yin ve yang gibi almasının sebebi yazarın buz ve ateşi birbirinin tersi ama paraleli olarak sunması. Ak gezenler ve ejderhalar arasındaki ters paralelliği kanalda önceden konuşmuştuk. Sembolik olarak da durum böyle zaten. Serinin başından beri ateş büyüsünün siyahla, karanlıkla ve gölgeyle ilişkilendirildiğini gördük. Ateş dönüşümü geçirenlerin kanı siyah oluyor, ejderhaların kanı siyah falan. Aynı şekilde devam ettiğimizde buz büyüsünün de beyazla, parlaklıkla ve ışıkla ilişkilendirildiğini göreceğiz. Ejderhalar ateşin vücut bulmuş haliyken, ak gezenlerin buzun vücut bulmuş hali olması da bu ters paralellik yüzünden. İkisi de meteorları temsil ediyor ancak biri buz, diğeri ateş ayından gelen meteorlar. O zaman şu Crescent'ın yıldızları içeren pasajına tekrar bakalım. Duvarlarda ve kampta meşale alevleri titriyordu. Yüzlerce yemek atışı gördü. Bir yıldız tarlası yeryüzüne düşmüş gibiydi. Kuyruklu yıldız gökyüzünde kırmızı ve kötü niyetli ışıklar saçıyordu. Ejderha kayasında bulunan Crescent meteor yağmurunu tarif ettikten sonra kuyruklu yıldızın kötü niyetli ışıklar saçtığını düşünüyor. Şimdi de bu pasajın buz versiyonuna bakalım. Dışarıda gece ölüm kadar beyazdı. Gümüş ayın etrafında solgun ve ince bulutlar dans ediyordu. Binlerce yıldız soğuk gözlerle onları izliyordu. Bu pasaj Ejderhaların Dansı kitabının giriş bölümünden. Hani şu sonunda mavi yıldız gibi soğuk gözleriyle white'ların geldiği bölüm. Öncelikle ölüm kadar beyaz bir geceden bahsediliyor. Ak gezenlerin ak yani beyaz olduğundan bahsetmeme gerek yok herhalde. İleride ak gezenlerin tarifine bakacağız ancak şimdilik solgun ve ince kelimelerinin birçok kez ak gezenleri tarif etmek için kullanıldığını bilmeniz yeterli. Şimdi burada şöyle bir ayrıntı da var. Gece ve şövalye kelimelerinin İngilizce telaffuzları aynı olduğu için sadece George değil birçok yazar bunlar üzerinden laf oyunu yapabiliyor. İkisi de night olarak okunuyor. Pasajın orijinal halini ekranda görüyorsunuz. Buradaki gece kelimesini şövalye olarak alırsak zaten öteki sembolizmi yapılan bu pasaj bambaşka bir boyuta çıkıyor. Şövalye ölüm kadar beyazdı. Soluk ve ince bulutlar gümüş ayın etrafında dans ediyordu. Binlerce yıldız soğuk gözlerle onları izliyordu. Akgezenler kılıç kullanan, zırh kuşanan ve atlara binen yaratıklar olarak şövalye gibi görülebilir. Yani soğuk, mavi gözlerle dans eden ölüm kadar beyaz bir şövalye tarifi zaten kendini açıklıyor. Orada soluk ve ince bulutlar dediğine bakmayın. Orada geceyi tarif ediyor yani night'ı. Dans etme mevzusuna zaten geçen partta değinmiştim. Weimar Royce akgezenlere hadi dans edin benimle diyordu. Binlerce yıldızın soğuk gözleri falan umarım buz ayının meteorlarının ak gezenler oluşu yavaş yavaş size de geçiyordur. Çünkü gökyüzünü tarif ederken yıldız ve bulutlarla falan bir ak gezeni tarif etmek gökyüzündeki ak gezenleri tarif etmektir ve binlercesinin olması yine meteor yağmurunu anlatıyor. Şimdi temeli yavaştan attığımıza göre motiflerin buz tarafındaki versiyonlarına geçmemizin vakti geldi. Büyük teorinin ilk partının buzul versiyonuna hoş geldiniz. İlk parttaki bağlantıyı tekrar hatırlatayım. Ejderha, kılıç ve meteor. İşlerin ateş ayı tarafında ejderhalar, valire siyah kılıçlar ve kızıl meteorlar vardı. Zaten ilk ikisi üçüncüsünün sembolik versiyonu. Buz tarafında ise buz ejderhaları, beyaz ışık saçan şafak kılıcı ve şafak kılıcının yapıldığı söylenen büyük soluk meteor taşı var. Bu meteor aşay ve daha birçok yerde bulunan heliotrop yani siyah kan taşlarının tersi bir meteor. Yani buz ayından gelen bir meteor. Şimdi şunu düşünüyor olabilirsiniz. Az önce şafağı, Dane hanesinin binlerce yıllık kılıcını ötekiler ve buz büyüsüyle aynı gruba mı koydu? Aynen öyle. Bu videoda şafak kılıcının aslında Starkların kılıcı olduğuna ve adının aslında buz olduğuna bakacağız. Büyük teorinin sonuna yaklaştığımız bu videolarda artık baştan beri ektiğimiz buğdayları biçmenin vakti geldi. Öncelikle Stark'ların kılıcı buz derken neyi kastettiğimi vereyim çünkü serimizin başında Ned Stark'ta bulunan Valyra çeliği bir kılıç olan buzdan bahsetmiyorum. Ned tanrı korusunda kılıcını temizlerken Catelyn onu görüyor ve Stark hanesinin geçmişine dair bir bilgi yağmuru başlıyor. Catelyn kılıçlara hiç ilgi duymuyordu ama buzun kendine has güzelliğini inkar edemezdi. Kılıç, kıyametin kadim özgür kaleyi yıkmasından önce Valeria'da demir ustalarının kılıç yaparken çekiçlerinin yanı sıra büyü de kullandığı zamanlarda yapılmıştı. Buz tam 400 yaşındaydı ama dövüldüğü ilk günkü kadar keskindi hala. Taşıdığı isim kendisinden de eskiydi. Kahramanlar çağından kalan bir mirastı. O zamanlar Starklar kuzeyin kralıydı. Burada iki önemli bilgi alıyoruz. İlki Ned'in Valir reçeliği kılıcının Catelyn'in bildiği kadarıyla 400 yıllık bir kılıç olduğu ve diğeri de Starkların kılıçlarına buz ismini koymalarının ta kahramanlar çağına kadar uzanan bir gelenek olduğu. Yani şafak kılıcının isminin aslında buz olduğunu söylerken bunu kastediyorum. O kılıç Starkların'dı. Hatta belki de Starkların ilk kez buz diye isimlendirdiği kılıç oydu. Kılıçları buz olarak isimlendirme geleneğini başlatabilecek kadar güzel bir kılıç sonuçta. Bunun böyle olduğunu söyleyen insanlar vardı zaten internette. Ancak onlar hikayedeki ipuçlarını takip ederek veya bazı şeyleri kendilerince yorumlayarak bu sonuca ulaştılar. Biz sembolizm üzerinden giderek bunun böyle olduğuna geleceğiz. Bu bölümde buz ayının meteorlarından yani mavi yıldız yağmuru gibi görülebilecek, sembolik olarak buz ejderi veya ak gezen sayılabilecek bu meteorlardan bahsederken şafaktan bahsetmezsem olmayacağını fark ettim. Çünkü şafak ak gezenlerle sembolik olarak neredeyse tamamen aynı. Nasıl metaforik ejderhalardan bahsederken kılıç ve daha birçok motife baktıysak metaforik buz ejderhalarından bahsederken de bakmamız gereken motiflerden biri şafak. Sembolik olarak ejderha ve siyah ya da siyah ve alevli kılıç arasındaki bağı önceden kurduk. Aynı şey buz tarafında da mevcut. Ejderhalar için siyah kılıç neyse ötekiler için şafak o. Şimdi hepimiz Valerieteli kılıçları biliyoruz. Ejderha ateşiyle ve büyüyle hatta belki kan büyüsüyle yapılan bu kılıçlar siyah duman renginde oluyor. Aslına bakarsanız çok sağlam bir çelik denilen çeliğinin normalde bu renkte olmaması lazım. En saf çelik normalde gümüşi renkte oluyor ve yüksek sıcaklıklarda elde ediliyor. Ejderha alevi kesinlikle yüksek sıcaklık sağlamasına ve çeliği en güçlü çelik olmasına rağmen rengi kara çıkıyor. Aslında bunun bir sebebi sembolizm. Çünkü Martin bu tarz şeyleri yazmadan önce araştıran biri olarak en güçlü çeliğini gümüşü bir renk yerine siyahımsı yapmaya karar vermiş. Bunu da işin içine büyüğü karıştırarak bilimsel konuşursak bu kılıcın rengi böyle olmamalı söylemlerinin önüne geçmiş. Sembolizmden kastım da burada yatıyor zaten. Ejderhalar ateş ayının çocukları gibi görülebilir ve bu ejderhalar uzun geceye sebep oldu. Yani karanlığa. Aynı ejderhalar gibi ejderha kılıcı diyebileceğimiz valire çelikleri de ay meteorlarını temsil ediyor. Hatırlayın siyah ay meteoru yağmuru kılıçların fırtınası gibi görülebilir. Aynı şekilde Daenerys'in ejderhaları da dünyanın üzerinde asılı duran birer kılıç olarak tarif ediliyordu. Valire çeliği kılıçlar sadece rengi itibariyle değil isimleri itibariyle de ay patlamasını anlatıyordu hatırlarsanız. Bununla beraber karanlıkla ilişkilendirilmeleri burada da bitmiyor. Ned'in kılıcı ve onun ikiye ayrılmış parçaları olan dul feryadı ve yeminkarın üzerinden yapılan sembolizmi konuşmuştuk. Bu kılıçların hepsi güneş ışığını içiyormuş gibiydiler. Yani ışığı soğuran, ışık götüren kılıçlarda bunlar. En ünlü ve belki de Westeros için en çok anlam taşıyan kılıçsa Blackfire yani Kara Alev Kılıcı. Bu kılıcın ismi de Kara Dehşet Balerion'un Alev renginden geliyor. Yine ejderha, karanlık ve çeliği bağlantısı görülebiliyor. Kısaca toplayacak olursak çeliği kılıçlar siyah kılıçlar olarak ateş ayı meteorlarını sembolize eden, güneşin ışığını içiyormuş gibi olan ve karanlık getiren kılıçlar. Buna da değindiğimize göre bir de beyaz kılıcımız Şafak var. Buz ve Ateşin Dünyası kitabı bize bu kılıcın neredeyse beyaz bir Valyria çeliği kılıcı olduğunu söylüyor. Buz ve Ateşin Dünyası kitabında Şafak inceleyen kişilerin onun gördükleri hiçbir Valyria çeliği kılıcına benzemediğini ancak Valyria çeliği kılıçların tüm özelliklerini taşıdığını söyledikleri geçiyor. Şafak sadece siyah yerine beyaz olmakla kalmıyor, parlıyor da. Kitaplarda kılıcın tarifi süt camı kadar soluk kılıç ...ışıkla hayat buluyordu şeklinde veriliyor. Yani ateş ayının siyah meteorlarını sembolize eden... ...ışığı içen, siyah duman renginde olan valireçeli kılıçlar yerine... ...parlayan, ışık saçan, soluk, süt camı beyaz bir kılıcımız var. Tüm bunlar aklımızdayken ötekilerin tarifine bakmanın vakti geldi. Öteki sessiz adımlarla öne doğru geldi. Elinde Will'in bu zamana kadar benzerini görmediği bir uzun kılıç vardı. İnsan evladının bildiği hiçbir metal karışmamıştı bu kılıcın alaşımına ay ışığı altında canlı gibiydi. Yarı şeffaftı. Kristalden bir dilimdi adeta. O kadar inceydi ki kenarından bakıldığında görünmüyordu. Kenarlarında belli belirsiz gerçek dışı mavi bir ışık peydahlanıyordu sonra. Will bir şekilde bu kılıcın her türlü usturadan daha keskin olduğunu hissetti. Şimdi aynı şafak gibi ak gezenlerin elindeki kılıç da ışık içen vali çeliği kılıçların tersi. Çünkü kristalden bir dilim gibi olmakla beraber ışık saçtığı da veriliyor. Ancak daha fazlası da var. Orijinal dilde iki kılıç da neredeyse aynı şekilde tarif ediliyor. Ekranda görüyorsunuz. Şafak alive with light yani ışıkla canlı gibiydi. Ak gezenlerin kılıcı ise alive with moonlight yani ay ışığıyla canlı gibiydi olarak veriliyor. Ötekilerin kılıçlarının ayla ilişkilendirilmesi tamam da şafak neden bu kılıçlarla sembolik bağ sahip? Bu sorunun cevabına geleceğiz. Ancak akgezenlerle ilk kez karşılaştığımız sahneye bir geri dönelim. Solgun kılıç titreyerek havayı böldü. Surveymar soluk soluğa kalmıştı. Bunundan çıkan nefes buhara dönüşüyordu. Kılıcı bembeyaz buz tutmuştu. Ötekinin kılıcı aynı mavi ışıkla dans ediyordu. Ellerindeki kılıçlar ölüm gibi sessiz inip kalkıyordu. Merhametsiz ve soğuk bir kıyımdı solgun kılıçlar soylunun zırhını ipek kesiyordu. Şimdi hepsini birleştiriyoruz. Ötekilerin kılıçları ay ışığıyla canlı gibiyken şafak ışıkla canlı gibi. Ötekilerin kılıçları soluk kılıçlarken şafak süt camı gibi soluk bir kılıç ve gökyüzünden düşen büyülü bir soluk taştan yapıldığını düşündüğümüz bir kılıç. Çünkü Kayan Yıldız Kalesi'nde soluk taş kılıcı isminde bir kule var. Bunların üstüne videonun başından beri söylediğim gibi ötekiler düşen yıldızları yani meteorları sembolize eden yaratıklar olmakla beraber şafak direkt düşen bir meteordan yapılmış bir kılıç. Şimdi burada bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Burada Şafak ve Akgezenlerin kullandığı kılıçlar aynı maddeden yapılma veya aynı türde kılıçlardır demiyorum. Sadece sembolik olarak aynı olduklarını anlatmaya çalışıyorum. Ötekilerin kılıcı kristal gibi saydam olarak veriliyor ve Şafak hiçbir zaman böyle tarif edilmedi. Ayrıca Buz ve Ateş'in Dünyası kitabında parlaması ve rengi dışında valireçeliği kılıçlarla aynı özelliklere sahip denmesi bir çeşit çelik olduğunu düşündürüyor. Yani büyülü ve buzdan bir kristal değil. Yine ayrıca Şafak hiçbir zaman soğuk olarak tarif edilmedi. Jamie Arthur Dean tarafından şövalye ilan edilişini düşünürken kılıcın nasıl da ufak bir dokunuşla bile kendisini kestiğini falan hatırlıyor ama soğuktan bahsedilmiyor. Söylediğim şey şafak ve ötekilerin kılıçlarının ortak bir sembolizme sahip olduğu ve belki aralarında buzsal bir bağlantı olduğu. Ama bunu bilemiyorum. Belki bir ak gezen şafağı eline alsa kılıcın kristal gibi görünmesi ve soğuk saçması falan meydana gelebilir. Yani şafağı kullanan bir ak gezen okumak harika olmaz mıydı? Gerçi kral muhafızı yani bir beyaz gölge yani sembolik bir ak gezen olan Arthur Dane tarafından kullanıldığı için bir başka beyaz gölge tarafından kullanılacak olması da şaşırtmazdı. Hazır beyaz gölge demişken biraz da onların tarifine bakalım. Öteki eğerinden zarafetle kayıp karın ortasında durdu. Kılıç kadar ince, süt gibi beyazdı. Hmm çok garip. Ak gezen kılıç kadar ince ve süt gibi beyazdı cümlesi sanki şafağı tarif ediyor gibi değil mi? İnce, süt gibi beyaz bir kılıç. Hatta orijinal dilde Akgeze'nin atından inişini tarif ederken kullanılan kelime bir kılıcın kınından çıkmasıyla aynı kelime. Süt gibi beyaz, ince bir kılıç olan Akgezen, ışıklar saçan, ince solgun bir kılıç kullanıyor. Bu bana çok tanıdık geliyor. İşte şimdi başlıyor dedi sabah kılıcı Arthur Dane. Şafağı kınından çıkardı. İki eliyle birden tuttu. Süt camı kadar soluk kılıç ışıkla hayat buluyordu. Bir dakika, bir dakika. Şu an ne kadar değişik bir sembolizm bulduk farkında mısınız? Süt beyaz bir kılıç gibi verilen ve soluk kılıç kullanan bir Akkezen ve sabah kılıcı olarak verilen ve süt beyaz bir kılıç kullanan Arthur Dane. Hem Akkezen hem de Arthur Dane birer beyaz gölge olarak, birer beyaz kılıç olarak veriliyor ve ikisi de birbirine benzer kılıçlar kullanıyor. Arthur Dane'e sabah kılıcı denmesinin sebebi şafak. Yani şafak sebebiyle beyaz bir kılıç sebebiyle isimlendirilen bu sebeple beyaz bir kılıç ismini taşıyan Arthur Dane'den bahsediyoruz. E gezene bakıyoruz o da soluk bir kılıç taşıyıp aynı o taşıdığı kılıç gibi tarif ediliyor. İki beyaz gölgemizde ışıkla hayat bulan kılıçlar taşıyor ve ikisi de yıldızlarla ilişkilendiriliyor. Birinin gözleri soğuk mavi yıldızlar gibi, diğerinin adı zaten bu evrendeki bir takım yıldızının yani sabah kılıcı takım yıldızının adı. Dane hanesinin sembolünde düşen yıldız falan da var. Az sonra olayı çok daha ilerleteceğim ama önce bir toplayalım istiyorum çünkü şimdiye kadarki kısım oturmazsa işler karışacak. Ateşe patlamasında meydana gelen meteorlar siyah taşlara dönüştü. Bu meteor yağmuru birçok farklı şekilde görülebilirdi. Bunlardan konumuzla alakalı olanlar ejderha ve kılıç. Meteorlar atmosferden geçerken alev aldığı için bir ejderha gibi ve gökyüzünde alevli birer kılıçmış gibi durdukları için bir kılıç gibi görülebiliyor. Düşen taşlar karardığı ve ateş ayının dönüştüğü şey siyah meteorlar olduğu için siyah kılıçlar olan Valiraçeli ile sembolik olarak ilişkilendiriliyorlar. Bir de üreme açısı vardı hatırlarsanız. Güneş ve ay sanki ilişkiye girmiş de çocukları olmuş gibi görünüyordu. Bu yüzden o meteorlar kılıç veya ejderha gibi görülebileceği gibi insan veya güneş ve ayın çocukları gibi de görülebilirdi. Yani şu an bu tabloda gördüğünüz her şey birbiriyle sembolik olarak aynı. Bu insan veya çocuklar aynı zamanda kılıç gibi görülebildiği için Arthur Dane ve Akgezen'le onların kullandığı kılıçların sembolik olarak birbiriyle aynı olması çok normal. Arthur Dane bu Akgezen ve bunların kullandığı kılıçlar buz ayının çocukları ve buz ayından gelen bir meteorun kılıç gibi görünmesi oluyor. Buz ayından neden ve nasıl meteor geldiği gelecek videonun konusu olacak. Kendimi biraz tekrar ettiğimi farkındayım ama oturması için böyle yapıyorum. İlk videodan beri baya zaman geçti ve şu an onları hatırlamazsanız ne diyor lan bu adam deme ihtimaliniz yüksek. Şimdi kılıç ve insanların sadece sembolik olarak değil direkt serimizde de bir tutulduğuna birkaç örnek vermek istiyorum. Ondan önce şunu hatırlatayım. Akgezen elindeki kılıç gibi tarif ediliyor. Arthur Dane de yine taşıdığı kılıç gibi tarif ediliyor. Bu kılıçlar arasında bağlantı var. Ak gezenle Arthur Dane arasında da var. Beyaz gölge falan. Şimdi serimizde mesela yeminli kılıçlar diye bir şey var. Bu söylem insanları kastediyor. Birinin ordusundan bahsedilirken bazen 6000 kılıcı var deniyor. Gece nöbetinin kara kardeşleri kendilerine ben karanlıktaki kılıcım diyor falan. Ancak en güzeli ne biliyor musunuz? Kral muhafızlarına sürekli beyaz kılıçlar deniyor. Yani Arthur Dane'e dönecek olursak kendisi beyaz bir kılıç taşıyan Taşıdığı bu beyaz kılıç sebebiyle isimlendirilen yani bir beyaz kılıç olan, bir kral muhafızı olduğu için yine beyaz kılıç olan, kral muhafızlarının yaşadığı beyaz kılıç kulesinde yaşayan, hanesinin kalesinde Soluk Kılıç isminde bir kule olan ve bir zamanında orada bulunmuş biri. Kaç kere beyaz bir kılıçla ilişkilendirildiğini ben sayamadım artık. Yani adam beyaz kılıç taşıyan bir beyaz kılıç. Anlaştık öyle değil mi? Aynı okuduğumuz pasajda taşıdığı kılıçla aynı tarif edilen Akgezen gibi. Şimdi bir başka pasaja geçmeden önce Şafak'la ak gezenler arasındaki bağımızı hatırlatıyorum. Şafak süt camı gibi beyaz bir kılıç ve ötekiler süt camı bir kılıç gibiler. Şafak süt camı kadar soluk bir kılıç ve ötekiler soluk kılıçlar taşıyorlar. Ayrıca bir ötekinin içini açtığımızda süt camı buluyoruz. Hemen pasaja bakalım. Öteki eriyerek bir gölcüye dönüşüp yok olurken Sam kocaman açılmış gözleriyle yana yuvarlandı. 20 kalp atışı sonra ötekinin tamamen kaybolan derisi ince beyaz bir sis halinde havaya karışıyordu. Derinin altındaki kemikler süt camı gibi beyaz ve parlaktı. Onlar da eriyordu. Gördüğünüz gibi sadece süt camı değil parlak yani tam olarak şafak gibi tarif ediliyor. Peki tüm bunlar bize ne anlatıyor? Öncelikle şafağı beyaz kılıç sembolizmi yapılan biri taşımalı. Arthur Dane'den bunu anlamışsınızdır. Adamın hayatı tamamen beyaz kılıç etrafında dönüyor. Bununla beraber şafak ak gezenlerle aynı sembolizme sahip. Geçen bölümlerde ak gezenlerin oluşumunu okumuştuk. Onlar buz ayı figürümüz gece kraliçesinin çocuklarıydı. Buz ayından gelen bir meteorun onun çocukları olarak görülebileceğini düşününce ak gezenlerin birer meteor olarak görülebilmesine bir başka açıdan bakmış olduk. Zaten soğuk mavi yıldızlar gibi olmaları sebebiyle onları meteorlarla ilişkilendirmiştik. Bir de gece kraliçesinin çocuğu olmalarıyla ilişkilendirince tam oluyor. Şafak da işte bu yüzden Ak aynı sembolizme sahip. Çünkü neredeyse kesin diyebileceğim bir şekilde buz ayından gelen bir meteorla yapıldı. Yani zaten bir meteorla yapıldığı efsanede geçiyordu ama artık bunun buz ayından gelen bir meteor olduğuna eminiz diyebilirim. Ötekiler buz ayı meteorlarını sembolize ederken Şafak direkt bir buz ayı meteoru. Buz ayı meteorlarının buz ejderhası sembolizmi taşıdığını unutmayın. Buna ileride geleceğiz. Bununla beraber Şafak'ın Kuzeyle bir bağlantısı olabileceği düşüncesi ortaya çıkıyor. Bir şekilde buz büyüsüyle ilişkilendirebileceğimiz şafağın buz büyüsünün bolca bulunduğu kuzeyle bir bağlantısı olabilir mi? O kısımda ileride gelecek. Öncelikle şafağın buz ayından gelen bir meteordan yapıldığını bize veren başka bir pasaja bakmak istiyorum. Ayrıyeten bu pasaj iki ay tezimizi de destekliyor. Ayrıca bu ayların kadınları temsil ettiğini de bize veren bir pasaj olduğu için tam aradığımız şey yani. O ay ozanlarının tapınağı. Arya'nın deniz kulağından gördüğü binalardan biriydi kar beyazı mermerden inşa edilmiş muazzam yapının üstü ayın her safhasını gösteren süt camı bir kubbeyle örtülmüştü. Kapıların yanında bir çift mermer kız duruyordu. Deniz lordları kadar uzun olan kızlar hilal şeklindeki kapı pervazını destekliyordu. Orijinal dilde Moon Singers olarak geçen ay şarkıcılarının tapınağı, bariz bir şekilde bir ay tapınağı. Bu yüzden ayı temsil eden lokasyonlardan biri burası. Ancak bembeyaz bir tapınak. Hatta süt camı kelimesini görünce bundan emin oluyoruz. Burası bence bulabileceğimiz ikinci en güzel buz ayı lokasyonu. Birincisine ileride geleceğiz. Şimdi burada çok güzel bir ayrıntı var. Ayın her safhasını gösteren süt camı bir kubbe demek orada hilal şeklinde ay bulunduğunu söylemektir. Hilal de sonuçta ayın bir safhası. Ejderhaların dansı Bran 3 bölümünde 4 kere ayın hilal şekline geldiğini vererek Bran'in eğitimindeki zamanın geçişini anlatıyor yazar bize. Aynı bölümde tam 4 kere şu cümle geçiyor. Ay hilaldi. Bir bıçağın ağzı kadar ince ve keskindi. Yani bu ay ozanlarının tapınağında süt camından ay safaları gösterilirken bir bıçağın ağzı kadar ince ve keskin olan süt camları var. Ay tapınağından gelen süt camı bir bıçak ya da kılıç. Harika. Şimdi bu ay şarkıcıları ya da ozanları Esos'ta bayağı doğuda bulunan Jogos Nai isimli bir topluluktaki rahibelere verilen isim. Bu ay ozanları saçlarını kazıyor sanırım iyice aya benzemek için. Ayrıca ay şarkıcıları sadece kadınlar olabiliyor. Nadiren erkeklerden de ay şarkıcısı oluyor ama bu erkekler bir kadın gibi giyinip bir kadın gibi davranmak zorundalar. Yani ay tapınağının feminen bir yer olması ayın serimizdeki aysal kadınlarla ilişkilendirilmesine büyük destek sağlıyor. Son olarak bu ay şarkıcıları zamanında Valeria'da bulunan kölelerin arasındaydı. Köleler Valeria'dan kaçtığında ejder efendilerinden saklanacak bir yere ihtiyaçları vardı. Ay şarkıcıları Bravos'un yerini bulup tüm köleleri kurtaran kişiler oldukları için Bravos'taki en büyük tapınak onların. Yani özet geçersek bu ay şarkıcıları Valeryalılar yani ejder sürenlerle savaşan kişiler. Şimdi de bu ayını en güzel temsil eden birinci bölgemiz olan duvara geçelim. Serimizde duvarın güneş ışığıyla parlayışı aynı şafak kılıcının tarifi şeklinde veriliyor. Yani ışıkla can bulmuş, ışıkla hayat bulmuş gibi. Peki bu ışıkla hayat bulmuş gibi olan duvarı Benjen amca nasıl tarif ediyormuş? Mimar Brandon muazzam temel bloklarını tepeler boyunca elverişli bulduğu yerlere yerleştirmişti. Buralardaki engebeli tepeler vahşice yükseliyordu. John'un amcası Benjen, Sur'un Karakale'nin doğusu için bir kılıç ama batısı için bir yılan olduğunu söylemişti bir keresinde. Hmm, ışıkla hayat bulan ve bir kılıç olarak tarif edilen bir lokasyon. Ayrıca buzdan yapılmış. Motiflerimizden hangisi eksik kaldı acaba? Meteorların bir ejderha ya da bir yılan gibi görülebileceğini söylemiştim ilk parklarda. Burada da bir yılan gibi tarif ediliyor ancak seride birçok kez duvarın bir buz ejderhası olduğu da geçiyor. Hemen bir örneğe bakalım. Surun altındaki yol buzdan bir ejderhanın karnı kadar soğuk ve karanlıktı. Bir yılan kadar kıvrımlıydı. Surun içindeyken bunu düşünen John, surun içinin buz ejderhasının karnı gibi olduğunu düşünüyor. Surun buz ejderhası olması. Peki hala mı yetmedi? Ejderhaların Dansı kitabındaki ilk John bölümünde Stannis ve John Westeros haritasının başına geçmiş duvarlardaki kalelere adam yerleştirmek hakkında konuşuyorlar. John Stannis'e ben karanlıktaki kılıcım falan demeye başladıktan sonra Stannis ışık getireni çıkarıyor. Karanlıktaki kılıç işte bu diyor. Ardından ne mi yapıyor? Kral parlak kılıcını haritanın üstüne surun kenarına yatırdı. Kılıcın çeliği suya vuran güneş ışığı gibi parlıyordu karanlıktaki kılıç bu denilen aynı bölümde Stannis'in kılıcına ışık getiren dediği geçtikten sonra haritada surun üstüne koyulan bir kılıçtan bahsediyoruz. Surun buzdan bir kılıç olmasını hatta ışıkla hayat bulan buzdan bir kılıç olmasını zaten konuştuk. Duvarı diyarı koruyan kalkan gibi görmek de çok basit. Çünkü gerçekten diyar duvarı koruyan bir kalkan ve bu da gece nöbetçilerinin yemininden bir söz. Duvar ve şafak arasındaki bağlantıyı tam olarak kurmamız gerek. O yüzden devam ediyorum. Doğu seması ufuk çizgisinde pembeydi ve daha yukarıda gri. Sabah kılıcı güneyde asılıydı hala. Kapsasındaki parlak yıldız şafakta bir elmas gibi ışıldıyordu. Ama karanlık ormanın siyahları ve grileri bir kez daha yeşillere, altın renklerine ve kırmızılara dönüşüyordu. Ve asker çamların, meşelerin, diş budakların ve muhafız ağaçlarının üzerinde yüzeyini kaplayan tozun ve kirin altında buz rengi pırıldayan sur yükseliyordu. Sabah kılıcı takım yıldızının şafakta bir elmas gibi ışıldamasının ardından duvarın buz rengi pırıldamasının verilmesi boşa değil. Yine duvar ve şafak arasında bağ kuruluyor. Önceden duvar ve ışık getiren arasında da bağ kurmuştuk. Yani şafak ışık getiren mi? Bence evet. Sonuçta şafağın gelmesi yani güneşin doğması ışığı getirir. Şafağı kim kullanacak meselesi gelecek videodaki konudan sonra daha belli olacak ama John olacağını düşünüyorum desem kimse şaşırmaz herhalde. Sonuçta kitaplarda John duvar benim diye düşünüyor ve kılıç Starkların eski kılıcı olma sembolizmini taşıyor. Bu şeylerle bağlantısı olduğu kesin. O zaman şu şafağı kuzeyin şafağı olarak görmemize neden olan şeylere geçelim. Öncelikle şafağın normalde Starkların orijinal buzu olduğunu düşünmek kimseyi şaşırtmamalı. Sembolizmi falan bir kenara bırakıp kitap takipçilerinin bu kılıç hakkındaki spekülasyonlarına bakalım mesela. Birçok insan Şafak'ın ışık getiren efsanesiyle veya son kahramanın ejderha çeliği kılıcıyla bir bağlantısı olabileceğini düşünüyor. Garip, parlayan, büyülü olan ve ismi Şafak olan bir kılıcın uzun geceyi sonlandırdığı geçen bu kılıçla bağlantılı olduğunu düşünmek çok normal zaten. Şimdi şafağın düşen bir meteordan yapıldığını düşünürsek onun son kahramanın kılıcı olan ejderha çeliği kılıç olmasının mantığını görebiliyorsunuz. Meteordan yapılma çelik ejder çeliği olarak alınabilir. Aynı şekilde birçok insan son kahramanın bir Stark olduğunu düşünüyor. Son kahramanın bir Stark olup olmadığını bilmiyoruz ama yine birçok insan son kahraman ve Night King'in aynı kişi olduğunu düşünüyor. Night King'in bir Stark olduğunu söyleyen yaşlı dadayı da göz önüne alınca yine son kahramanın Stark olmasına çıkıyoruz. Yani ejder çeliği taşıyan Stark son kahramanın taşıdığı ejder çeliğinin şafak olduğunu söylemek dışında hiçbir şey söylemiyorum. Bunun o kadar uç görülmemesi lazım. Tabi Meteor'un buz ayından geldiğini düşünürsek biz Stark'ın elinde buz ejderi çeliği kılıç olmasının ne kadar cool olduğunu kabul etmelisiniz. Şimdi eğer Şafak Stark ailesinin kılıcıysa ve adı zamanında buzsa ortaya iki soru çıkıyor. Birisi neden adının artık Şafak olduğu, diğeri neden Dane hanesinin kılıcı olarak bilindiği ve onlar tarafından kullanıldığı. Kılıcın isminin değişimi çok normal görüntüsü ve kuzeyde olması sebebiyle adı buzken uzun geceyi sonlandırması sebebiyle şafağa getirmesi üzerine adının şafak olması anlaşılabiliyor. Hatta onu savuran kişinin sabah kılıcı ismini alması geceyi bitirip sabaha getirmesi sebebiyle olabilir. Ayrıca Den hanesinde kılıcın sadece kendini kanıtlamış, ahlaki ve kılıç kullanmada üst düzey olan kişilerce kullanılması geleneğine de açıklık getirilmiş oluyor. Çünkü böyle güçlü bir kılıcın yanlış kişilerin eline geçmesini istemezler. Zaten kılıcın Starklar yerine Den'lerde bulunmasının sebeplerinden birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Böyle bir kılıcın akgezenler tarafından kullanılabileceğini sembolik olarak gördük. Ya ellerine geçirdiklerinde çok kötü şeylere sebep olacaklarsa bu kılıcı kuzeyde tutup onların eline geçmesini sağlamak yerine güneye almak normal değil mi? Ayrıca bu kılıcın Night's King'in kılıcı olduğunu bir düşünün. Bir Stark'ın elinde inanılmaz şeylere sebep olan bu kılıcı Stark'lardan oldukça uzak bir yere götürmek ve bunun tekrar etmesini engellemeye çalışmak mantıklı bir şey olmaz mıydı? Diğer sebeplerden biri de serimizde olan olayların tekrar ediyor oluşu. Martin motifleri tekrar ettirerek birçok kez bunu yapıyor. Belki de Ned Stark'ın şafağı Arthur Dayne'den alıp Kayan Yıldız Kalesi'ne götürmesi geçmişte olanların bir yansımasıdır. Sonuçta Dayne'ler Dorne'da yaşıyor ve ünlü şarkı bize Dorne'nun kılıcının ne renkte olduğunu söylüyor. Siyah. Dorne'lu olan Dayne'lerin kılıcıysa beyaz. Şimdi bunların üstüne bir de kuzeydeki şafak olayı var. George bizim şu kutup ışıkları dediğimiz şeyi bu evrene koymuş. Bren'in koma rüyasında kuzeye bakıp kuzeydeki ışık perdesinin de arkasına bakması cümlesi çok yüksek ihtimalle kuzey ışıklarının arkasını kastediyor. Buz ve Ateş'in Dünyası kitabında da kuzeye giden denizcilerin garip ışıklardan bahsettiği falan geçiyor. Bizim kuzey ışıkları ya da kutup ışıkları dediğimiz bu ışıkların orijinal ismi ne mi? Aurora Borealis Latinceden geliyor ve çevrildiğinde anlamının kuzeyin şafağı olduğunu anlıyoruz. Zaten duvarın ışık getirenle bağını kurduğumuz bu videoda duvarın şafakla olan bağını da kurduk. Şimdi bir de son olarak şunu düşünün. Şafak sadece sabah kılıcı olan Dane'ler kullanabiliyorsa bu kılıcı seride kim kullanacak? Ha ben Gerald Dane'in kış rüzgarlarında o kılıcı çalacağını ve belki de gidip Egon'un kral muhafızlarına katılacağını düşünüyorum ama sadece ölene kadar kullanacaktır. Ondan sonra kılıcı savuracak Dane kalmadı ortada. Ne Dane demeyin daha çocuk o. Eğer teorimiz doğruysa annesi Lyanna olan yani bir Stark olan Jon bu iş için biçilmiş kaftan olacaktır. Gelecek videoda Jon'un bu kılıcı savuracak kişi olduğuna dair birçok kanıta bakacağız ama daha önemlisi astronomik düzlemdeki olayların son aşamasını göreceğiz. Şafağın yapıldığını düşündüğümüz buz ayı meteorunun nasıl dünyaya geldiğine bakacağız. Gelecek videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.